Karla mücadele ederken belediyelerin bölge seçtiğini belirten Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, belediyelerin asli görevlerinden birisinin yolları açık tutup tuzlama yapmak olduğunu söyledi. Kayseri'de yoğun kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Ana arterler belediye ekipleri tarafından hemen açılırken ara sokaklara ise hizmet gecikti. Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, belediyelerin bölge seçimi yapmalarına üzüldüğünü söyledi. Kar rahmettir, berekettir. Ancak kış mevsiminde vatandaşlarımız için daha rahat yolculuk yapabilmeleri, daha rahat yaşayabilmeleri için çalışmalarımızın devam etmesi lazım. Ne yazık ki ülkemizde belediyelerin bölgelerde işte o bölge sizin, diğer bölge bizim gibisinden politikalarını görüyoruz. Tabii bunlar bizi üzüyor. Şimdi burada belediyelerin zaten asli görevlerinden bir tanesi yolların açılmasını sağlamak, tuzlamasını yapmak. Bunlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bakıldığında kış mevsiminde sadece yolların kapanmasıyla alakalı da değil, devletimiz sosyal sorumluluk konusunda da tabii ekonomik anlamda sıkıntılı olan vatandaşlarımıza kömür, ısınma anlamında yardımları da sürdürmeleri gerekiyor. Toplum nezdinde belirli makamlarda bulunan, topluma mal olmuş kişilerin sözlerine, hitabetlerine tabii ki dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir kişi toplumun büyük bir kesimini etkileyebiliyor. Özellikle geçirdiğimiz zor günlerde öyle açıklamalar görüyoruz ki ülkemizin zor günleri için çabalamak geride dursun, adeta ateşe işte körükle giden, yani ateşi daha çok alevlendirmek gibi bir çabası varmış gibi açıklamaları görüyoruz biz. Buraya bakıldığında tabii bu dilin düzeltilmesi gerektiğini, toplum nezdinde önemli olan, toplum nezdinde takip edilen kişilerin, makam temsil eden kişilerin sözlerine, hitaplarına dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda zaten toplumumuz zor süreçlerden geçiyor ve bu psikolojik olarak illaki toplumumuzu etkileyecektir. Burada ayrıştırıcı değil, birleştirici olmamız lazım. Özellikle manevi değerlerimize, kültürel değerlerimize dil uzatılmaması, toplumun sinir uçlarına dokunulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı şöyle de eklemek istediğimiz bir şey var. Biz Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak hareketimiz tabii maziden atiye temiz bir harekettir. Dün Gaffar Okan Bey ile alakalı Genel Başkan Yardımcımız Kazım Birtanen'in yapmış olduğu açıklamada Kazım Bey'in şahsi sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. Genel Başkan Yardımcımızın şahsi görüştür. Bizler teşkilat olarak şehidimize her zaman saygılı, devletin yanında olan maziden atiye temiz bir hareketiz. Böyle de olmaya devam edeceğiz inşallah. Burada da toplumumuzu bilgilendirmek istiyoruz. Bunun dışında enerji kesintilerini görüyoruz. Şu anda OSB'nin 3 günlük bir kapanması vardı. Bugün akşam saatlerinde açılacağını biliyoruz. İşte bütün bunlara bakıldığında, ekonomik sorunlara, ülkemizin gündemine bakıldığında ülkemiz aslında suni gündemlerle meşgul ediliyor. Yani şöyle bir söz var, kayıkçı kavgalarını bir kenara bırakıp ülke için çalışılması gerekiyor. Bu yönde çabasının olması gerektiğini düşünüyorum ben yetkililerimizin. Rahmetli şehit liderimiz, genel başkanımız Muhsin Başkan'ın bir sözü var. Benim milletim devletine güvenirse gömleğini satar, devletinin arkasında durur diyor. Burada devlet yöneticilerimizden, siyasilerden tabii ki samimiyet, tabii ki fedakarlık bekliyoruz.